Masraflar arttı, pahalılık düğünleri de küçülttü. Kalabalık ve yemekli düğün yerine daha ekonomik seçenekler artık tercih ediliyor. Hatta çoğu çift artık düğün bile yapmıyor. Çünkü sadece bir düğün salonunun maliyeti bile bakın ne kadar oldu. Meva Coşkun ve Yusuf Ağbaba'nın haberi. Günümüzde düğünler artık nikah. Düğün salonlarının fiyatı 3'e katladı. Doğrusu o zaten, artık bu hayat şartları onu gerektiriyor. Çünkü düğün yapmanın maliyeti arttı. Çiftler de küçülmeye gitti. Artık kalabalık ve yemekli düğünler yerini az davetliyle küçük kutlamalara bıraktı. Çiftler önlerini göremiyorlar. O yüzden de çok böyle 5-6 aylık kararlar veremiyorlar. Çünkü fiyatlar çok değişiyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl ortalama 600 bin düğün yapıldı. Ancak bu yıl 2024'te 450-500 bin arası düğün yapılacağı öngörülüyor. Çünkü maliyetler arttı ve artık tercihler değişti. 250 kişilik değil de 200 kişilik düğünler olabiliyor. İşte 200 kişilik düğün yapıyorsa 150 kişilik düğünler olabiliyor. Benim şimdi bir oğlum var, evlendireceğim. Yapacak mısınız düğün? Vallahi ben düşünmüyorum, ben istemiyorum. Sadece salon maliyeti bile 70-90 bin lira arasında. İkramlar olunca da 150 kişi olduğu takdirde 150-200 bin liralarda oluyor. Şayet düğün yemekli olursa fiyatlar da 250 ile 350 bin liraya kadar çıkıyor. Eskiden takı merasimi çok önemliydi çiftler için. Şimdi altın fiyatları çok yükseldiği için daha az düğünlere yöneldiler. Yani artık eskisi gibi kalabalık düğünler yok. Çoğu çift masrafları kısabilmek için 500 kişi yerine 250, hatta 100-150 kişi davet ediyor. Düğününü yemekli yapmak isteyenler de artık kokteylli tercih ediyor. Biz de düğün yapmayı düşünüyoruz. Yani fazla çalmayı düşünmüyorum.